Selamlar arkadaşlar. Bugün vibrato nasıl yapılır? Bunun üzerinde biraz duracağız. Vibrato yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Çok fazla uzatmadan öncelikle RTL üzerinde parmağımı koyduktan sonra doğru pozisyonda birinci parmağımı Mi'ye basıp RTL'in de birinci parmağımı basıp parmağımı titreştirmemle beraber çıkan bu sese biz vibrato diyoruz. Vibrato tekniği nasıl yapılır? Bunun üzerinde anlatacağım. Şimdi öncelikle şöyle yakından gösterirsem parmağımı bastım ve parmağımı oynatmadan parmağımın yüzeyini ileri geri oynatıyorum. Parmağımı ses üzerinde kaydırmak yok. Bastım. Olduğu yerde ileri ve geri yapıyorum. Bunu ne kadar sık yaparsam o kadar daha tatlı geliyor ses. Yani şöyle göstereyim. Şimdi yeni başlayan arkadaşlar genelde vibrato yapan birini gördüğünde hemen öğrenmek ister ama dediğim gibi bu biraz tehlikeli ve bıçak sırtı bir konu. Neden? Önce seslerinizi tam basmalısınız. Yani Mi'yi siz Mi bemol gibi veya entonasyon problemi olarak geride basarsanız, bunun üzerine bir de kaydırma yaparsanız, yani vibrato yaparsanız böyle bir şey çıkıyor ortaya. Bu da çok tatlı gelmez. O yüzden sizden istediğimiz önce seslerinizi temiz temiz basmanız. Bunun için sitemizde de bahsettiğimiz gibi bolca gam yapacaksınız. Gam yaptıktan sonra akort cihazıyla çalışacaksınız. Seslerinizi tam bastıktan sonra, akortlu şekilde bastıktan sonra vibrato tekniğine geçebilirsiniz. Vibrato tekniğinde öncelikle kolay olan parmak, işaret parmağından başlamanız her zaman çok daha sizi rahatlatır. Önce R telinde birinci parmağımda Mi'ye basıyorum ve çekerken parmağımın şöyle göstereyim yüzeyini hareket ettirmeye çalışıyorum. Sonra ikinci parmağımı Fa diyez basarak aynı şekilde önce yavaş yapıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle parmağınızı oynatmayın arkadaşlar. Sesin üzerinde kalsın, kaydırmayın yani. Bu değil. Bir de en önemlisi, birinci parmağınızı bastığınızda vibrato diğer sese geçene kadar devam etmelidir. Yani şunu istemiyoruz. Yani hemen bir vibrato yapıp daha sonrasında düz ses çekerseniz bu çok kulağa hoş gelmez, tatlı gelmez. O yüzden önce bunu bir titreşim olarak düşünün. Bir tele vurduğunuzda önce hiçbir şey anlaşılmaz, sonra giderek artar 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 ve diğer şeye geçersiniz. Bu da vibrato da bu şekilde yaparsanız çok daha faydalı olur. Yani vibrato ile ilgili söylemek istediklerim benim bunlar. En önemlisi nasıl çalışacağınız konusunda bir daha göstereyim. Şöyle koydum parmağımı. Da şöyle ayağa kalkayım. Koydum. Önce tam bastığımdan eminim. Daha sonrasında birinci parmağımı bunu yavaş 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 hızlandıracağım. Dediğim gibi acele etmeyin, bu önemli. Zaten bir kere yaptıktan sonra bir daha ben vibratosuz çalayım demiyorsunuz. Zaten oturmuş oluyor artık. Yani sonrasından
ya ben şurayı böyle çalayım, şurayı vibratosu çalayım, şurayı şöyle çalayım demiyorsun. Zaten eserin içerisinde içten gelen bir şey oluyor bu. Doğal süreçte kendi kendine yapıyorsunuz zaten. O yüzden sadece vibrato yaparken en önemli konu şu, parmağınızı bastığınız yerden emin olun. Yani tam R teli üzerinde mi tam bastığınızdan emin olun. Eğer mi bir de yanlış basıp üstüne bir de vibrato yaparsanız bu geriye dönülmez sonuçlar doğurur. O yüzden R telinden başlayın. R telinde birinci parmağınızı mi bastınız, yavaş 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 oynatmaya başlayın. Bu bir süreç, dediğim gibi bir anda olmaz. Bu süreçte zaten ilerleyen zamanlarda otomatik içten gelen bir şey olacak. Sorularınız olursa da YouTube kanalımızdan yorum olarak.